İdeal bir dünyada hiçbir çocuk belli bir yaşa gelene kadar hastane görmemelidir. Hastanede yatmak yerine dışarıda oynamalı, dünyayı gezmeli ve tanımalıdırlar. Ne yazık ki 8 yaşındaki Jackson McKee için hayat idealden çok uzaktı. Jackson çocukluğunun büyük kısmını beynindeki kist sebebiyle hastanede geçirdi. Bu duruma hidrosefali de denmektedir ve bu durum beyinde beyin omurilik sıvısının birikmesiyle kendini belli eder. Genç çocuğun sık sık hastaneye gidip muayene olması ve bir süre ilaç alması gerekiyordu. Parklarda tırmanmak ve oyuncaklarla oynamak yerine Jackson, hastane yataklarında kendi kalp atışını gösteren monitörleri izliyordu. Her şeye rağmen Jackson'ın yüzündeki gülümseme hiç solmazdı. Ailesinin onu ne kadar çok sevdiğini bilir ve onlardan güç alırdı. Her hastane yolculuğunda annesi, babası ve yanından hiç ayırmadığı oyuncak ayısı onunla birlikte olurdu. Ayrıca Jackson'la ilgilenen doktorlar da oldukça iyiydi. Bu doktorlardan birisi olan Daniel McNally, Jackson'la doğumundan beri ilgileniyordu. Bir gün Jackson bu durumundan kurtulmak için ameliyat olacaktı. Ailesi de artık doktorlara güveniyordu ve ameliyatın başarılı geçeceğinden emindiler. Ameliyattan önce Jackson, Doktor Daniel'den bir şey istedi. Daniel de 8 yıldır tanıdığı bu çocuğun isteğini reddedemedi ve ailesine hiç haber vermeden başka hiçbir doktorun yapmayacağı bir şey yaptı. Hemşirelerden küçük bir ameliyat masası hazırlamalarını istedi. Jackson'ın ameliyatı beklenenden biraz erken bitmişti. Ameliyattan sonra Daniel, hemşireden Jackson'ın ailesini çağırmasını istedi. Ailesi geldiğinde gördükleri manzara karşısında dona kaldılar. Daniel aileye Jackson'ın ameliyata girmeden önce kendisinden oyuncak ayısını ameliyat etmesini istediğini söyledi. Daniel da bunu hiç düşünmeden kabul etti. Daniel'ın babası Rick de bu doktor hakkında kendisi hayatımda tanıdığım en iyi insanlardan açıklamasında bulundu. 8 yıl boyunca doktor Daniel ve Jackson'ın ailesi çok yakın arkadaş olmuşlardı. Doktor Daniel yalnızca Jackson'ı mutlu etmek istemişti ve şu açıklamada bulundu. Küçük oyuncak ayıyı ameliyat etmemdeki tek amaç onu mutlu etmekti. Doktorun bu nazik davranışı Facebook'ta kısa sürede büyük ilgi gördü. Bu olay Doktor Daniel'in yalnızca iyi bir doktor değil, aynı zamanda iyi de bir insan olduğunu gösteriyor. Jackson ameliyattan sonra gözlerini açtığında oyuncak ayısının da tıpkı kendisi gibi ameliyat izleri olduğunu görünce mutlu oldu. Bu doktor yalnızca Jackson'ın hayatını kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda onu oldukça mutlu etti. Jackson yaşına rağmen büyük bir yük yüklenmişti ve Doktor Daniel da bunun farkındaydı. Ufak çocuğu mutlu etmek için yapmak zorunda olmadığı bir iş yapmış ve çocuğun yüzünü güldürmüştü.